Sual. Babanın oğlunu sevdiği kadar, peygamberin de ümmetini sevdiği, emir ve yasaklarında faydalar bulunduğu, nasıl anlaşılır? Cevap. İsbat-ı Nübüvve kitabında konu ile alakalı olarak buyuruluyor ki, sevgi görünmez, tutulmaz. Babanın oğluna olan sevgisi, oğluna karşı olan muamelesinden, hallerinden, sözlerinden anlaşılır. İnsaflı bir kimse, Resulullah Efendimizin sözlerine dikkat ederse, insanlara irşat için uğraşmalarını, herkesin hakkını korumaktaki titizliğini ve güzel ahlakı yerleştirmek için merhametle çalışmalarını bildiren haberleri incelerse, onun ümmetine olan merhametinin, sevgisinin, babanın oğluna olandan kat kat fazla olduğunu açıkça görür, iyi anlar. Onun şaşılacak işlerini, mübarek ağzından çıkan, Kur'an-ı Kerim'deki şaşılacak haberleri ve dünyanın sonunda olacak şeyleri bildiren sözlerini anlayan kimse, onun aklın üstünde yüksek derecelere erişmiş olduğunu ve aklın erişemeyeceği, anlayamayacağı şeyleri anlamış olduğunu hemen görür. Böylece, onun söylediklerinin hep doğru olduğu meydana çıkar. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, bir şahsın peygamber olup olmadığında şüphesi olan kimse, onun yaşayışını görmeli veya yaşayışını bildiren haberleri, insafla incelemelidir. Tıp veya fıkıh ilmini iyi bilen kimse, tıp veya fıkıh aliminin hayatını bildiren haberleri incelemekle, onun hakkında bilgi edinir. Mesela İmam-ı Şafii Hazretlerinin fıkıh alimi veya kalinosun tabip olup olmadığını anlamak için, bu ilimleri iyi öğrenmek, sonra bunların bu ilimler üzerindeki kitaplarını incelemek lazımdır. Bunun gibi, peygamberlik üzerinde bilgi edinen ve sonra Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri inceleyen kimse, Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu ve peygamberlik derecelerinin en üstünde bulunduğunu iyi anlar. Onun sözlerinin kalbi temizlemekte olan tesirlerini öğrenince ve bildirdiklerini yaparak kendi kalp gözü açılınca, onun peygamber olduğuna imanı, yakin halini alır. Bildiklerine uygun hareket edene, Allahü Teala, bilmediklerini bildirir. Ve, sabahları, yalnız Allahü Teala'nın rızasını kazanmayı düşünen kimseyi, Allahü Teala, dünya ve ahiret arzularına kavuşturur. Hadis-i şeriflerinin doğru olduğunu her zaman görür. Böylece, bilgisi ve imanı kuvvetlenir. 21 Ağustos 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Osman Ünlü.